Mithat abi birlikte boyama yapalım mı? Tabii yapalım canım. Gel otur böyle hemen yapalım. Anneciğim. Hani sen git boyamanı yap. Mithat abi birazdan gelecekmiş. Tamam. Peki anne. Geleceğim ama. Gülce hiç kızgın görünmüyor bana. Affetti herhalde. Ne dedim ben sana işte, çocuk affeder. Sen bir tuhaf görünüyorsun Seyran. Gülce'yi bahane ettin herhalde sen. Ne oldu, bir sorun mu var, iyi misin? Hatice Hanım geldi. İşte kim tuttu burayı? Yalnız mı kalacaksın burada? Falan öyle sorular sordu gitti. O kim oluyormuş peki? Ev sahibi. İyi de Seyran, biz burada yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Sen çocuğunla beraber buraya sığındın. Vakti gelince de herkes her şeyi öğrenecek. Adını koyacağız, kimse merak etmesin. Mithat, ya insanlar başkalarının ne yaşadığını bilmiyor ki. O zaman konuşmasınlar. Yani ne görüyorlarsa onu yorumluyorlar işte. Hayır, haklı bir yerde de kadın. Haklı mı? Haklı tabii Mithat. Başımızdaki derdi bilmiyor ki kadın. Ya bilmiyorsa konuşmasın. Mithat, kadın ne biliyor? Ailenin beni onaylamadığını biliyor. Ona göre davranıyor işte. Bak ben Gülce'yi tek başıma yaşadım Mithat. Gülce'yi tek başıma büyüttüm. Ben hiç böyle şeyler yaşamadım Mithat. Ağır şeyler bunlar. Tamam. Madem öyle, madem böyle herkes konuşuyor, madem herkes huzursuz, evlenelim. Evlenelim. Herkes de çenesini kapatsın. Evlenelim. Evlenelim, aynen. Rahat etsinler diye. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Onlar rahat etsin diye mi evleneceğiz Mithat? Hatice teyze sussun diye mi evleneceğiz? Sen demedin mi? Ha. Tabii sen hiç evlenmedin. Ama ben evlendim, boşandım. O yüzden mi bana bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorsun Mithat? Böyle leke temizler gibi mi evlenmek istiyorsun benimle? Seyran, ne oluyor? Nereden geldi konu buraya? Ben, ya ne alakası var? Sen söylemedin mi huzursuz oluyorum, rahatsız oluyorum diye? Ben de bir çözüm sundum işte. Ama anlamıyorsun Mithat. Ya anlamıyorum şu an ne olduğunu, anlamıyorum ama sen dedin yani, sen dedin. Ben de herkes huzur bulsun diye evlenelim dedim. Mithat, sen beni bir dinler misin? Ben seni buraya insanlar sussun diye benimle evlenmen için çağırmadım. Bunu beklemiyorum. Öyle mi dedim ben? Beni buraya bir şeylerden kurtar diye de çağırmadım ben seni. Ben sadece bil istedim Mithat. Burada neler olduğunu öğren istedim. Her şey çok üst üste geldi bu ara. İşte işimden ayrıldım. Evimi değiştirmek zorunda kaldım. O kadar korku yaşadım. Biliyorum. Farkındayım bildiğini. Bana biraz zaman ver o zaman. Ben hayatımı biraz toparlayayım. Düzene koyayım, sonra devam ederiz seninle, olur mu? Sonra devam ederiz. Hem belki sen bu arada beni kurtarmak zorunda hissetmezsin kendini. Yük olmam sana daha fazla. Aa, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de babamla kavga ettim, halamla kavga ettim, konağı terk ettim. Ama bunların hiçbir önemi yok. Senin de... Tamam. Tamam, ben gidip gelmem bundan sonra. Sen de huzura kavuşursun. Ha, ama senin bir şeye ihtiyacın olursa sen yine beni ara. Ben buraya gelmesi sorun olmayan biriyle gönderirim senin ihtiyaçlarını. O da o şekilde hallolur. Hatice teyze de huzursuz olmaz. Onu da mutlu ederiz. Ara verelim. Süper fikir. Kaçıncı ara olacaksa bu. Ara verelim, tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Kendim çıkarım Seyran. Gelmene gerek yok. Ha?